Evet, biraz önce neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bağlantı kesildi. Hazal'la programımızı birkaç soru daha sorup ondan sonra bitireceğiz. Şimdi bu sorun için özür diliyorum. Bağlantı bir şekilde kesildi. Hem de tam yerinde kesildi ya. Tam böyle Hazal şarkı söylerken. Ben şimdi Hazal'ı bir kez daha alıyorum. Evet. İlla bir aksilik olacak ya. Yani illa bir aksilik olacak ya. Oldu. Tam da sen şarkı söylerken oldu. Olsun. Aslında ezan okunuyor bir yandan hala da. O zaman Şey yapalım. şimdi ben birkaç tane daha soru soracağım ama senden Tamam. tabii ki insanlar isteyecekler bir kuple bile olsa. Yaparız, yaparız. Tamam. Heh, tamam. Şimdi nerede kalmış diye düşünüyorum. Bu şeylerde sürgün aşkımızda kalmıştık. Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi şu oldu Hazal, senin ikinci albümünle ilgili. Buna da bir Aha. açıklama getirirsen çok sevinirim. Diye bir mesaj geldi bana bugün seninle yayın yapacağımı öğrendiklerinde. İkinci albümün tam bütün okumaları her şey tamamlanmışken Evet. bunun kayıtlarının silinip baştan albüm sil baştan yapıldığına dair. Var mı böyle bir şey ya da ikinci albümde ne oldu? Bak şimdi. Ben böyle kendiyle çok kafayı bozmuş bir insan değilim. İşte ay herkes beni kıskanıyor, herkesin bana nazarı değiyor falan değil. Ama bakar mısın taktıklarıma bak programa gelirken. Bak işte. Yani yıldızımın çok düşük olduğuna da inanmak istemiyorum ama maalesef böyle. Yani yapacağım en ufak şey, en ufak şey de bundan sonra iptal 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 tabii olmasın. Ama yani gerçekten hep bir tökezleme bir şey olur. Mesela ilk albümün mixinde sorun vardır. İlk albümde gizli bir altıncı şarkı vardır B yüzünün sonunda. O da başka bir şarkının gitar solosudur. Yani hatalı baskı. Düzeltmedik. Nazar boncuğu olsun dedik düzeltmedi. İkinci albüme geliyoruz. Aynen dediklerin yaşandı. Aslında bir şekilde ilahi bir uyarı olarak da algılıyorum. O zaman da öyle algıladım. Ben ikinci albümde tutturdum burnumu yaptıracağım diye, tamam mı? İşte, yani kendimle bir derdim olduğundan da değil hani. Hiç öyle bir şeyim yok. Fakat çekimlere gidiyorum. İşte yönetmen diyor ki kızı yandan çekmeyin. Daha yeniyim ya bir de kız diye bahsediyorlar benden. Kızı yandan çekmeyin. İşte burnu şey profili güzel değil. Makyajın önüne oturuyorum. Burnu küçültelim falan. Ay dedim Allah Allah ben. Hani kendimden memnun bir insanım ama çirkin miyim ya ben falan acaba? Tamam böyle sorgulamalar. Dedim yani herkes de yaptırıyor. Madem daha güzel olacağım olayım bari falan diye kafaya koydum ben bu ameliyat olma işini. Ve bunu işte ikinci albümün okumalarını bitireceğim. Günü saati belli. Ameliyata gideceğim. Estetik olacağım burnumdan. Tam ameliyata gideceğim. Sabah 5'te evden çıkacağım. Ameliyata gideceğim. Sabah 3-4 gibi telefon çaldı. Uyanığım zaten. Ayaktayım yani. Ameliyata gideceğim. Selim arıyor çaldıran. Hazal sakın ameliyata girmiyorsun. Bütün albüm kayıtlar gitti. Nasıl gidebilir abi Nasıl? ya? Nasıl yani? Bütün canlı enstrümanlar, senin bütün okumaların, vokaller, her şey gitti dedi. Yeniden yapacağız. Böyle bir şey yani. Acayip. Tamam dedik. Aradık hemen hastaneyi, doktoru falan. Benim burun ameliyatım iptal oldu. Bunu ama hani olmamalıydım belki yani. Bu yüzden öyle oldu. Çünkü derinde bir inancım şuydu. Ya değişirse hayatım. Ya insanlar beni öyle sevmezse sonra. Yapay bulurlarsa. Beynimin altında inceden de bu düşünceler geliyordu yani. Nitekim benim o yüzümü unuttu insanlar. Mesela bu yüzümle o yüzüm aynı değil. Ama bir de şimdi yıllar geçtikçe o Saçımı aynı yüzünün kırması yaparsam, var yani. siyah kel küllü saçım, uzun fönlü saçım, koyu gri göz makyajı ve hafif açık pembe tonlu rujumu yaparsam biraz Hazal diyorlar. Bu yüzümle çok şey yapmadım yani ortalıkta görünmedim. Böyle bir şey var. O yüzden Allah'ın verdiğiyle oynamayın arkadaşlar. Emin olun en düzgün oran o oran yani. Hiç oynamayın.
Peki. Yani nitekim sonrasında yeniden albüm kaydı yapıldı, canlılar çalındı, çıktık. Osman abim evde Birisi de mi? sormuş ki Osman abi hala evde mi diye soruyor. Osman peki abi o yoktu zaman ki o zaman. yorumunla, şimdiki yorumunu karşılaştırdığında 90'lar 95 model Hazal'la 2020 model Hazal'ın yorumu arasındaki farkları nasıl değerlendiriyorsun? Hiç Bence bakın. şimdi daha iyiyim. Bence şimdi daha iyiyim. Tabii şimdi bir de okunuşu da Mesela var. neye bakıyorum, artikülasyon, diksiyon açısından falan bakıyorum ilk albüme. A'lar A değil. A. Sanki İngilizce söylüyormuş gibiyim işte. İşte ne bileyim. Neydi senin canın? Neydi günahın? Falan gibi. Öyle geliyor yani. Baktığında dilin kullanımı açısından albüm kaydı işte stüdyoda okuma açısından falan. Şu an daha tecrübeliyim. Daha iyi analiz ediyorum işi. Peki, Yani şu anda daha iyiyim bence. yani sen her dönemde bazı şarkıcılar benim için, bazı sanatçılar bir adım önde başlar benim için. Bir sıfır Sanki öndedir. Ben onlardan sesim de birisidir daha benim için. oturmuş. Daha sesim de daha oturmuş. Korudum da sesimi. Dikkat ettim. Yormadım kendimi. Kötü de yaşamadım. Sağlıksız yaşamadım. Bence bir sıfır önde şu andaki halim. Ben, yani işte ben onu diyorum. Bazı sanatçılar bir sıfır önde başlar benim için. Sen 95 yılındaki o güzel sevdalındaki tını neyse 2020'de de aynı keyifle dinlediğim Hazal'sın. Şimdi cover meselesine de bir sormak istiyorum sana. Şimdi benim için cover, sen de coverlı bir sanatçı olduğun için senin düşüncelerin önemli bu konuda. Cover bir şarkının özünü bozmadan yeni söyleyen şarkıcının kendinden bir şey katması bence başarılı bir cover'dır. Sen bu cover meselesine nasıl bakıyorsun? Hem kendi coverların genelinde hem de özelinde hem de genel olarak. Nedir senin için başarılı bir cover tanımı? Şimdi kendinden bir şey katarsın da o iyi bir şey mi olur, kötü bir şey mi olur? Şimdi kendinden bir şey katmak da değil ölçü. Onu alıp yine müzikal anlamda çok başarılı standartlarda başka bir şey hale getirmek olarak görüyorum ben. Ama yine başarılı olmak durumunda. Yani gene de ister istemez insanın kulağında ilk dinlediği hali kalıyor ama Ha, mesela o psikolojik bir şey. O ben de ilk bir şeyi ilk kimden seversem ondan hoşuma gidiyor. öte Ama yana yani birini diğerinden daha çok sevmek gibi bir şey değil. Çünkü diğer yapılan başka bir kitle hitap ediyor. Yani aynısını yaptıysan niye yaptın zaten? Hani öyle. aynısını yapıyorsan zaten yapma. Üzerine Aynısını yine çıkmak aynı da önemli kitleye bir yerde. yapacaksın. Ben bunu bugün düşündüm. Mesela şeyi dinliyorum. Bu konuda mesela ben Göksel'i çok başarılı buluyorum. Mesela günün birinde şarkısını cover yaptığında hakikaten insanlar onu Göksel'e mal ettiler. Yani Neşe Karaböcek'in olduğu bile sonradan anlaşıldı. Ha bir de Ya da şöyle bir mesela şey var, Mahler Mutlu'nun coverlarını çok... dile getirmiyorlar. Göksel için söylemiyorum da şu dönem sanatçıları cover yaptıklarını da dile getirmiyorlar. Bir de böyle bir şey var. İnsanlar bu yüzden de bilmiyor. Yani insan zaten kart yani albümü anlıyoruz. Kartonetler elimizde değil. Kim neymiş, beste kiminmiş ya da işte müzik haberleri falan eskisi gibi olmadığı için öğrenemiyorlar. Yorumcu, yeni yorumcu da eski yorumcunun adını anmadığı zaman hani ben bu şarkıyı falan da ben sevdim, dinledim gibi belirtmediği zaman da haliyle öğrenemiyorlar. Mesela bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ondan önce şu örneği vereyim. Mesela Mabel Matiz'i ben cover konusunda çok başarılı buluyorum. Yani gerçekten kendi sesine uygun Aynen. şarkılar, Bir Hadise Var olsun, Aşk Yok Olmaktır olsun, kendi tarzını koyabilen nadir beğendiğim coverlardan biri. Bir de Kesinlikle, çok kesinlikle. sevmekle beraber mesela Athena'nın Geberiyorum cover'ı Aynen. çıktığında biliyorsun onu. Şöyle bir söz sarf ettiler ve ben Ali Kocatepe'nin bestesidir o. Geberiyorum. Ali Aysun Kocatepe'den hiç bahsetmeden kendi şarkıları gibi bahsettikleri için onların Ali Aysun Kocatepe ile aralarının bozulduğunu biliyorum. Bak, bu bahsettiğin örneğe geliyor mesela. Yani İşte kariyere de baktığında. yani şimdi bestecinin emeği var, söz yazarının emeği var, yorumcunun da emeği var bir şarkı üzerinde. Ben de yorumcu olarak tepki göstermiştim. Yani ben yani bu şarkıyı 25 yıldır söylüyorum kardeşim. Sen benden dinlemişsin, sevmişsin.
Hani ben sıfırdan söylüyorum gibi davranmak çirkin bir davranış. Kim ne derse desin. Ben bunu yapmazdım, yapmadım da. Ben de bir şarkı coverladım zamanında parayla saadet olmazı. Her programda Şükranay'ın dile getirdim. Kendisinden de zaten umarım beğenirsiniz diye hani şey de aldım. Ya yaparlar yapmazlar önemli değil. Ama emeğe saygısızlıktır bu. Sonra kalkıp kendi emeklerine saygı beklemesin işte insanlar. Öyle maalesef. Yani ben bir de o şarkı mesela Sürgün Aşkımız şarkısı tamam coverlandı yolu açık olsun ama o şarkı çok böyle iç yakıcı bir şarkı. Ben onu böyle çıstaklarla dinlediğimde çok mutsuz oldum mesela. Ya çünkü o Şimdi şarkı acı, şöyle bir acı bir şey. şarkı yani. Ben tamamen objektif bakıyorum. Bir kere Derya zaten çok hatırnaz bir insan olduğunu gösterdi. Derya'nın sesini zaten çok beğeniyorum. Aranje tek başına aranje olarak değerlendiriyorum. Çok başarılı. Sound güzel. Konuştunuz mu hiç daha sonrasında Derya Derya ile konuştuk. Derya ile konuştuk. Çok tatlı. Çok seviyorum ben onu. Sesi de çok güzel ayrıca. İyi bir şarkıcı. Ben de çok beğeniyorum Yeni Zamanlar. Kesinlikle iyi bir şarkıcı ya. Hak edenlerden. Ama tabii ki yani şu an yeni jenerasyon bunu istiyor. Bu tarz işler kabul görüyor dendiği için belki de onlar da zaten öyle yaptı. Yani işte bu club tarzı müziğe alıştırılan kitleye verilebilecek hale getirmişler. Başarılı bir cover mı? Evet. Ama ruh ve beden arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü oradaki derin aşkın acısında şöyle bir ritim duymuyorum ben yani. Öyle. Çünkü Yok. artık aşkları da fast food yaşıyoruz. Yani insanlar bir şey yaşayıp da onu duyguya dönüştürüp de şarkı yazacakları bir vakitleri yok. Her şeyi yazıyorlar, yaşadıkları gibi yazmaları gerekiyor. Belki bu dönemin biraz dezavantajı da bu gibi geliyor bana. Yani olabilir. Evet. Bu coverlarla da ilgili söyleyeceğim şey aklımdayken söyleyeyim. Yani başka bir kitle hitap eder hale getirmek mesele diye düşünüyorum. Çünkü aynı kitleye sen aynısını niye yapasın ki? Ama Öyle. belli standartlarda, belli müzikal standartlarda. Orada pek çok şey devreye giriyor. Müzisyenlerin ustalığı da devreye giriyor. Hani bir tek şarkıcıyla da bitmiyor yani. Canlı enstrüman kayıtları, hani aranjenin üstüne. Bir virtüöz çaldığında gitarları iş değişiyor yani. Bu şekilde de fark yaratabilirler. Yani zaten güzel olan şarkı yani aradan sıyrılan yorum şarkı her şekilde kendini dinletiyor bir şekilde. Bir yerden kulağına çarpıyor filan. Peki senin arşivci yönün var mıdır Hazal? Yani ya da neler arşivlersin? Dergi, albüm ya da sen de 90'lı yıllar Ben arşivciden çok istifçiyim ya. Böyle lazım olan olmayan tutuyorum ama kendime karşı hiç öyle davranmamışım. O kadar zayıf ki kendimle ilgili arşivim. Yani Bende bir sürü o dergim var senin. Onları göndereceğim sana. haberler, CD'ler, kasetler hiçbiri yok yani bende. Hani sağ olsun eski basın danışmanım işte bir gönderdiği bir grup bir klasör var. İşte oradan paylaşıyorum zaten bazı şeyleri TBT olarak. Hiçbir şey yok ya. Ya Bu bende şu çok an acayip ilk bir şey kasetim aslında. bile yok elimde. Ya bu çok acayip bir şey aslında. Ben de şimdi ben arşivci olduğum için sanatçılar çok içli dışlıyım bu konuda. Ve birçoğu bana şey diyor. Mesela Deniz Arcak bana dedi ki ben de dedi hiçbir şey yok dedi kendimle ilgili dedi. Çünkü dedi arşivlemeyi bilmiyorum ben. Emel Müftüoğlu benim telefonumu aldı. Bir şeye ihtiyacımız olursa sana sorarız diye. Evet, Ya, ama ya çok doğru. sanatçılar da çünkü bir albüm çıkarttığında sanatçı bir yerde şey CD'si sanatçının CV'si gibidir. Yani hani Evet. bu ben bunu yaptım gibi. Ben Evet. bir albüm çıkarsam ilk kendimi ayırırım ve onu da kasalarda, masalarda falan saklarım yani. Öyle Ne olmuyor Tunca, bir öyle albüm olmuyor. Bak, olmalı dedim. elinde öyle olmuyor. Elinde son kasetin oluyor, tamam mı? Sonra seni çok seven biri geliyor, diyor ki ne olur bir tane imzalı, ne olur işte atıyorum Ağrı'dan geldim ben. Seni çok seviyorum diyor. Sen benim Gel de arşivim verme. o diyemiyorsun. Çıkarıyorsun o sakladığın son bir taneyi de veriyorsun. Her şey öyle gidiyor. Kıyamıyorsun. Sen de senin albümün var mı şimdi? Yok galiba. Yok yani.
Tamam, ben sana bulur veririm ya. Bende var bir Geçmeli sürü. borç falan böyle. Yani birinin kapağı var, birinin... Yani düzgün bir arşiv falan yok. Ve çoğunu da öyle vermişimdir. Yani ne olur işte istiyorum imzalı diye. En son CD'ler, albümler falan, kasetler hep öyle gitmişti. Ay, senin de albümlerin bende çifter çifter vardı, biliyor musun? Ay, birini Ben sana bana İşte onu diyorum. Ben sana toplar getiririm yahu ilk şey vallahi programa. çok mutlu olurum. Onu da sahiden bir kutuya kilitlerim. Unuturum. Hani yok diye kabul ederim. Çocuğuma Ben sana bırakırım diyeceğim ama çocuk da yok. Demet Sağlıoğlu'na ben CD'lerini verdim. Ondan sonra o tabii gene dayanamayıp vermiş. Ben bir daha buldum, bir daha verdim. Sen bana sonra da söyle o şeyleri. O tip Tamam. isteklerin varsa bana Vallahi danışabilirsin. süper olur. Tamam, Süper olur. Bu getireceğim sefer ben. mahsule geçer ki. Tabii ki tabii ki. O başımla beraber en sevdiğim şey yani. Peki müziği nereden dinlemeyi seversin? Plak, CD, plak, kaset, CD, dijital. Hangisi senin için daha kıymetlidir? Canlı seviyorum ben. Ben çok fazla müzik dinlemiyorum. Yani şarkı çalışmam gerektiği için dinliyorum. Tesadüfen radyoda dinliyorum. Hani yoldayken radyodan ya da bir mekana gittiğinde orada artık nereden çalıyorlarsa öyle dinliyorum. Ben o çok uzun zamandır özellikle müzik dinlemiyorum. Ama eski işleri dinlemek tercihim. Atıyorum o 80'ler falan, işte atıyorum o Ajda Pekkan, o Notun Çişi vardı bir tane. Mesela onu mutlaka pick-up'ta dinlemek lazım diye Ay, düşünüyorum. tabii. Ya ben Aha. işte biliyorsun, Yani ben plak öyleyse de kasetçiyim. var. Ben de şu var. Ben gideyim konseri birebir canlı dinleyeyim. Var O var. zaten ayrı bir keyif. Ayrı bir keyif Aha. zaten. Benim için ama işte Canlı her zaman canlı güzel dinlemek olmuyor. istiyorum. Benim hala Walkman'im durur böyle başucumda. Kasetten dinlerim. Yani CD'si bile olsa kasetten. Sonra plak gelir, Yani sonra CD. sen çok iyi bir dinleyicisin. Sen inanılmazsın. Sen gerçekten çok istisnasın. Ve programın artık sonuna doğru geliyoruz. Birkaç tane böyle anketimsi şeyler var, sorular var sana sormak Hayır, istediğim. evet. Oyunlu şeyler yaptın. Evet. Mesela şey soracağım sana. Önce en son ne izledi? Film falan mı? Film ya da dizi ya da hani şu, özellikle şu Netflix zamanlarında çok akla Ya takılan bir işte şeyler oldu. çok fazla izliyorum. Ondan sonra da neyi izlemiştim diye gidiyor. Şu anda ne izlediğimi söyleyeyim, kurtulayım. Ay neydi o? House of Cards mı? Ha, tamam. Bildim, izledim ben Kevin onu. Spacey. Kevin Spacey. Evet. Beyaz Saray entrikalarını seyrediyorum şu anda. Eğer Beyaz Saray entrikalarını seviyorsan şeyi tavsiye ediyorum sana. Designated Survivor, Kiefer Sutherland'in dizisi. İnanılmaz. Tamam. Tamamen şeye, Beyaz Saray'a hakim olduk dizi bittiğinde. Valla Kiefer sisteme. çok acayip bir diziydi. O da 3 sezon filan zaten. Aa, Kısa ya kısa sayılır. izledim. Çok çok izliyorum. Çok izliyorum. O yüzden pek aklımda Ben kalmıyor yani. bu aralar Outlander'ı izliyoruz. Böyle ağla ağla içimiz Outlander'ı çıktı o bitirdim. Çok Outlander'ı. oldu. Çok oldu. Onun 5. sezonu da var işte. Netflix'te sadece İzledim. 4 sezonu var. 5.'sini internetten izliyoruz. Şimdi 6. Aynen. sezonu da gelecek hatta. Ryan bulurmuş. Buluyoruz her Ben yerden. de İskoçya'ya gideceğim yani. Şu pandemi bitsin, İskoçya'ya atacağım kapağı falan diye. Nasıl Peki güzel değil en mi? son ne dinledi En Hazal? son ne dinledim? Ne dinledin? En son ne Bugün olabilir. dinledim? En son dinlediğin şarkı. Merve Özbey Kül. yani Tamam. son bugün itibariyle son dinlediğim şarkı o. En son ne okudun? En son ne okudum? Ders kitaplarımı okudum. Bu arada dönemi de geçtim söyleyeyim. Açık öğretim sosyoloji okuyorum. Oh, Kitap hayırlı olarak uğurlu. ne okudum? Elimin altında 2-3 tane kitap vardı. Vallahi hangisi? Neyi bitirdim en son ben ya? Limon ağacı mı? Olabilir. Limon ağacını bitirmiş olabilirim en son. Ya 2-3 kitap birden okuyorum çünkü. En son ne zaman kahkaha Bugün, az önce. Ve attın? şimdi. Ay, o da denk geldi. En son ne zaman ağladın? En son ne zaman ağladım? Ne zaman ağladım ben? Hatırlamıyorum. En son ne zaman çok sinirlendin? Geçen hafta. Peki, yani anlatmak istemiyorsan anlatma da ne sinirlendirdi seni diye çok merak ettim şimdi.
anlaşılmamak sinirlendiriyor beni genelde. Üzüntüden sinirleniyorum. Ben üzülünce sinirleniyorum. E tabii canım. Herkes. Üzüntüden sinirleniyorum. Anlaşılamadığımı düşündüm, üzüldüm, sinirlendim. Peki, şimdi sana birkaç tane kişi soracağım. Evet. Sen de o kişilerin senin aklına ilk gelen karşılığını söyleyeceksin. Çağrışım. Çağrışım. Ya da Tamam. işte senin için ne ifade ediyorsa. Aklına ilk gelen Tamam. ne ifade ediyor? Tamam. Seda Akay. Nasıl de, ne denir ki? Bak tanımlayamam. Kolay kolay öyle bir kelimeyle tanımlayamam. Çok değerli, çok. Çok değerli bir insan. Günay Çoban. Günay Çoban. Bu dünyaya ait değil. O çok güzel cevap. Sevdalım. Sevdalım, ilk albümümün ismi. Ve kendime beddua ettiğim şarkı. Özgen Türk. Aa, isim babam. Öyle. Nebil Özgen Onun dedi mi? nasıl onun ismi nasıl çıktı? Ben tanışmamıştım. Ben çok yıllar sonra tanıştım kendisiyle. Basın danışmanımız sevgili Güliz Karaman, ona da selam olsun. Haberi yoktur muhtemelen ama. Beni işte o ilk albüm fotoğraflarımı götürüyor ona. O zaman da tabii saçlar kara kara falan. Daha da gençlik var Serde falan. Biraz böyle Ali Özgen Türk'ün Hazal filminde Türkan Şoray'ın hallerine benzetmiş fotoğraflarımı. Demiş Türkan'a benziyor ya demiş o Hazal filmindeki hali. Hazal olsun adı demiş. Zaten Nefis bende de bir doğu, bir şey. kökenlilik var ya baba tarafımdan hani Siirt Aha. falan. Araplık var. Aa, ben hiç yadırgamadım. Hazal olsun ne diyorsun dediler. Aa, tamam dedim olur süper. Peki ne bileyim hani Hazal. özlem olarak çıkmak istemedin mi o zamanlar? Yani dedim ya ben çok teslim olmuştum. Çok kaderciydim yani. O insanlardan daha iyi biliyorum diye düşünmüyordum açıkçası. Bir de O bir sürü dönemde de özlem oldu belki. Hazal çok farklı bir isim Özlem oldu belki. Tekin çıkmıştı. Özlem Yüksek çıkmıştı. Eski mankenlerden Özlem dur ismini. Selanik. Özlem Selanik var falan. Özlem var bir sürü. Neden karışmasın yani? Apayrı bir şey bulalım. Tek Güzel bir isimli. farklılık olmuş bence. Çok yaratıcı İşte bence. şeyi bile hesap ediyorlardı. Hani tezahüratı bile hesap ediyorlardı işte. İşte Hazal. Hazal falan anladın mı? Hani güzel olur mu? Keyifli olur mu diye. Mesela bana sevgili Akif Ertugay'la da çalıştık. Canımdır benim. Ay Çok çok severim. severim Akif'i. Evet. Onun da çok emeği var bende. O da bana isim arıyorlar işte o dönem. Ben de böyle kahve içiyorum, çay içiyorum. Eğleniyorum, izliyorum yani muhabbetleri. Tamam dedi sana isim buldum dedi. Naz dedi bana tamam mı? Naz Naz. mı? Şimdi ben de o zaman tam genç irisiyim. Voleybol hayatım daha hani yeni yeni. Kollar mollar bayağı. Hiç Naz olacak bir tip yok bende yani. Tamam. Dedim ki Allah aşkına dedim ya. Ben dedim Naz olacak bir tip var mı? Bacaklarını kapatarak oturmayı daha yeni yeni mecburen öğrenen bir kızım yani. O dönemde. Ağır konuşuyorum. O da aynen böyle. Bir de dedim yani tezahürat da olmaz ki. Naz, Naz. Nasıl olacak yani? O yüzden Hazal'ı hemen benimsedim, sevdim. Bir de büyük büyük harfler falan dolu dolu. Dedim enerjisi güçlü bir isim, güzel. Çok güzel bir hikaye valla. Sezen Aksu. Aa, idollerimden. Yıldız Tilbe. O da bu dünyaya ait değil. O Yıldız bambaşka bir insan ya. Ben çok seviyorum. Ve onu çok iyi anladığımı düşünüyorum. Çok iyi anlıyorum. Yani onun beyninden geçen her şeyi okuduğumu düşünüyorum ben. Keşke yeniden beraber çalışsanız ya. Ne kadar güzel olur aslında. Yani ya denemeye çalıştık ama işte karışıklıklar oldu biraz. Ya ulaşamadık falan filan. O zaman buradan evrene Ama yayalım hani hani ulaşamadım mesela kızamıyorsun bile. Çünkü ben onunla asla art niyet olduğunu düşünmüyorum. O dileğimizi. gerçekten o kadar güzel bir gönül insanı ki. Çok. Sadece hakkını, işini hakkıyla yapıp hakkını almanın peşinde.
Ben kendimle aslında çok yakın buluyorum onu. Ruhen. Öyle yani, ben tanışmıyorum ama bende de o şeyi geçirebilen nadir insanlardan biri. Peki kendi kendineyken kimlerin şarkılarını mırıldanırsın en çok? Ya da hangi şarkının sana yazılmış olmasını ya da senin seslendirmiş olmanı isterdin? Ha. Keşke söyleseydim şarkılarını mı diyorsun? Keşke benim olsaydı şarkıları. Aha. Ya öyle var, çok var da işte ha deyince aklına gelmiyor insanın. Ya Ya son da duyduğum şarkıdaki böyle bir kim bilir. sevdiğin şarkılar tarzı bir albüm yapma düşüncen var mı, ya da böyle bir projen Aman var onu da mı? yapmış, birisi yapmış koymuş adını. Sorma yani. Ben bir şey andığım an ortak akıl devreye giriyor. Vallahi yani İsim olabilir yani. Yani albümüne sevdiğin şarkı kadar. başkasının yapmasını. Sertab Erener galiba YouTube'da yapıyor onu. Keşke ben Ha, söyleseydim dediğin Sertap. şarkılar Evet, tarzı. Sertap. Sertap. Doğru. Yani sen belki buna benzer sevdiğin şarkıları Hazalca yorumladığım şeyler düşünebilirsin Onu belki. sahnede yapıyorum işte. Ama belki bir gün albümde de olur. Bilmiyorum ki. Yani karşılığını görmesi lazım. Ben bu baktığım zaman o müzik dinleyicisinde bunun karşılığını görür mü diye düşünüyorum. Şu an görecekmiş gibi gelmiyor bana açıkçası. Boşuna da enerjimi harcamak istemiyorum. Yani Aynen. aktif oldum. Sahneye enerjimi harcamak istiyorum şu anda. Ne zaman ki sahiden kabul görecek ve hakkı verilecek bir şeylerin medya tarafından da o ortamı bekliyorum ben açıkçası. Peki mesela şimdiki deneyiminle, görmüşlüğünle ve yaşamışlığınla neleri yapardım ya da neleri yapmazdım diyorsun o ilk dönemlerine dair? Yani albüm tanıtımı olsun, şunu yapardım ya da şunu keşke yapmasaydım dediğin bazı şeyler var mı? O dönemde Neyi farklı olmuştur ama yapardın? Ha, şöyle sorayım. o dönemde olmuştur ama dediğim gibi yani beni ilk albümüm, ilk ele alan insanlar zaten işin piri insanlardı. Ben zaten onlarla öğrenmeye başladım. Bazı konularda doğru söylediklerini de düşünüyorum ama bazı konularda da yanıldıklarını düşünüyorum. Mesela ben gerçekten sevdiğim şarkıyı söylediğim zaman başarılı oluyorum. Olacağımı da biliyordum. Hangi şarkının tutacağını daha söylerken biliyorum. Geçeceğini. Çünkü hissiyatım yoğun oluyor. Bazen şirket baskısıyla ya da kıramadığın için falan albüme giren böyle şarkılar oluyor. Yine hakkını vermeye çalışıyorsun ama aynı titreşim olmuyor işte. Yükselmiyorsun mesela her şarkıya. Öyle. O konularda daha çok fikrime değer verilmesini isterdim. Şimdi olsa kimse hakkımı yiyemezdi. Mesela bir de ikinci olarak. Ben bu insanlara belli konuma gelmiş, yaşı itibariyle, mesleki tecrübesi itibariyle belli konuma gelmiş insanlara karşı bazen saygı göstermemem gereken yerlerde bile saygı gösterdim. Bu yüzden de bazen aileme şey diyorum, beni niye böyle büyüttünüz diye. Halbuki hakkımı aramam gereken çok zaman olaylarda oldu, yaşamadım değil yani ilk albümden bugüne kadar. Şu anda olsam bir kere çok dişli olurum. Belki de zaten hadi yeniden niye çabuk çabuk olmuyor diye. Şimdi ben de biliyorum hani bakıldığı zaman ben profesyonel olarak kendime baktığım zaman yatırım yapıldığında sonuç alınabilecek, kazandıracak bir ürün olduğunu ben kendime inanan bir insanım. Yoksa niye uğraşayım yani, niye yapayım? İşi iyi bilen insanların da bunu gördüğünü düşünüyorum. Ama el vermemelerinin sebebinin de işte bu şu andaki dişli halim olduğunu da düşünüyorum. Yani o çocuğu yönetmek çok kolaydı. Dünyadan bir haber. Çocuğu Müthiş bir yönetmek cevap çok veriyorsun şu kolaydı. anda. Ama Müthiş şu bir cevap anda veriyorsun. yaşamış, etmiş, tecrübe sahibi olmuş, okumuş, etmiş, kendine yatırım yapmış bir Hazal'ı otur otur kalk kalk buraya git git gel bana sorgulamanı yani sorgusuz sualsiz kimsenin dediği bir şeyi yapmam ben. Ve inandığım doğrular var, o doğruların izinde. Beni niye böyle, beni böyle sev seveceksen durumu var yani. Ve artık programı kapatmak üzereyiz. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak sana şunu soracağım. Şimdiki yaşamışlığıyla Hazal,
yolun başındaki Hazal'a ne söylemek isterdi? O dönemde ne yapman gerekiyorsam yaptın. Aferin kız derim. Aferin kız derim yani. Aferin. Çünkü o zaman İzledin, yaşadıkları aslında öğrendin. bütün Hazal yaptı. İzledin, öğrendin. Kimsenin arkasından iş çevirmedin. Kimsenin kötülüğünü istemedin. Üstüne düşen her şeyi de yaptın. Başarılı da oldun. Sana yapılan emeğin karşılığını da kat kat verdin. Aferin sana derim. Çok teşekkür ediyorum Hazal. Gerçekten benim için çok keyifli ve çok rahat olduğum bir yayın oldu. Ve Yaşasın. birçok şey öğrendim hem o şarkıların arka planını hem o döneme dair. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Son olarak Ben teşekkür ederim. söylemek istediğim bir şeyler varsa programlarından haberdar etmek istiyorsan yeni şarkı haberlerin varsa buyur söz senin. Ya şöyle bir hatam olduysa kusura bakmasın kimse. Aksi gibi ben bugün bayağı bir yoruldum. Çok yorgundum. O yüzden biraz aklım da dağıldı. Böyle kelimeleri toparlayamadığım anlarda konuları falan dağıttıysam çok özür diliyorum. Çok Ama sorun ben de olmadı. çok keyif aldım. İnanılmaz keyifliydi. Çünkü gerçek bir müzik dinleyicisi ve donanımlı o duruma hakim bir insanla konuşmak çok büyük keyif veriyor insana. Anlaşıldığımı da biliyorum çok iyi. Onun dışında işte sosyal medya iyi ki var vaziyetleri. Hazal'in sayfası hani olabilir şu an beni takip etmeyen dostlar da vardır aramızda canlı yayında. Oradan takip edebilirler. Ben her cumartesi gecesi Sinema Sevenler Derneği'nde namı diğer Çiçek Bar'da Taksim'de sıra sahibileri bitirdikten sonra hemen yolun sonunda böyle efsane bir mekan vardır. 2,5 yıldır orada sahne alıyorum. Çok da keyifli geceler geçiriyoruz. Hep birazdan şarkılar söylüyoruz. İşte 90'ları çok özledim diyenlerin, sırf 90'lar programı yapmıyorum yalnız yanlış anlaşılmasın. Şey anlamda hani manevi anlamda 90'ları özleyenler, gerçek samimi sıcak eğlenceyi, dinletiyi arayanlar için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. En azından bunu vermeye çalışıyorum. Onun dışında da konserlerimiz falan oluyor. Pandemi yüzünden iptal oldu. İnşallah onlar da teker teker olur. Single'lar hazır Hakan neden ama yazdı şimdi oradan? ki Hakan neden yazdı? Yeni şarkı bir bitse çıkacak diyor. aynen doğru söylüyor. Onu bitirmeye çalışıyorum işte. Ay ay. Daha dişli olmalıyım değil mi Hakan? Yapamadım. Neyse. Hazır yani aslında. Planlarımız hazır. Her şey hazır. Zaten sevgili Hakan'la da doğru insanlarla doğru zamanda doğru işler yapacağımı hiç şüphem yok. Ben de çok inanıyorum. Dilerim bundan önceki geçirdiğin 25 yılından çok daha güzel bir 25 yıl daha hem İnşallah. seni hem bizi bekliyordur. Ben zaten biliyorsun hep heyecanla seni takipteyim. Ne şarkın olursa olsun böyle burnum Hazal şarkı çıkartmış diye peşindeyim yani. Oh. Daha nice yıllarımız olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Bir kuple bir İnşallah. şarkı söylemek ister misin? Şöyle geceyi öyle bitirelim. Mesela. Mesela. Kendimden olması şart mı? Yani değil ama sen nasıl istersen öyle yani programın kapanış fonu Tamam. gibi olsun. Tamam, manalı olsun, kolay olsun, eşlik etsin herkes. Ha bir adım önde ha arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde ha arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Mesaj. Sesine, soluğuna, yüreğine sağlık Hazal'cığım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Tuncay Ben Beyazıt'ın teşekkür ederim. bu haftanın sonuna geldik. Hazal'la inanılmaz keyifli, çok böyle güzel akan, bence çok keyifli bir program gerçekleştirdik. Bunu YouTube'a da ekleyeceğim. Süper. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum Hazal'cığım. Ben çok teşekkür ediyorum ve Ailene bizi de izleyen aynı herkese zamanda. sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay. Ve lakin benim için böyle çok rüya gibi çok doğal akan bir program oldu. Katılan, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Tuncay ile Beyyüzü'nde gene çok sevdiğimiz 90'lardan bir sanatçı olacak.
Takipte kalın. Çünkü biliyorsunuz yani beni takip edenler de bilir. Ben 90'lardan bu tarafa gelememiş bir vatandaş olarak, bir müziksever olarak o şarkıların arka planlarını öğrenmeyi ve insanların da bunu öğrenmesini çok önemli buluyorum. Çünkü o dönemleri yaşattığımız kadar biz de geçmişimizle ve geleceğimizle var oluruz. Bu yüzden katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.